Yalçın Doğan, Cehennem Kapısında bir adet Sinan Oğan. Nasıl oluyor da devirmek istediği adayı ikinci turda destekleme kararı alıyor? Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük kenti Dubai'den bir arkadaşım, oyumu kullanmaya gittiğim konsolosluktaki sahneler facia. Pakistanlılar, Araplar doldurmuş içeriği, hiçbiri Türkçe bilmiyor ama hepsinin TC kimlik kartı var, Arapça talimat alıyorlar, gidip oy kullanıyorlar. Yurt dışında buna benzer muhtemelen pek çok örnek var. Dubai'ye gitmeye gerek yok, burada 14 Mayıs günü bir Arap, yine Türkçe bilmiyor ve fakat oy kullanıyor. Oysa, 12 Haziran 2009 tarihinde, yani AKP döneminde kabul edilen 5901 sayılı bir yasa var, Türk Vatandaşlığı Kanunu. O yasanın 11. maddesi Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için aranan koşulları kapsıyor. 11. maddenin fıkrası şöyle: Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek. Aynı 11. maddenin fıkrası ise şöyle: Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek. Yurt dışında ya da burada oy veren Araplar nasıl oluyor da TC kimliğine sahip? Yani Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak için 5 yıl Türkiye'de oturmuşlar mı? Türkçe biliyorlar mı? Ne 5 yıl Türkiye'de oturmuşlar, ne Türkçe biliyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak oy kullanıyorlar. Çiğnenen yasalara bir yenisi ekleniyor. Muhtemelen o oy kullanan yabancılar Türkiye'de ev almış olabilir. O ana itaf bu örnekleri neden bugün veriyorum? Çok hızlı Türk milliyetçisi Sinan o ana itaf etmek üzere. Bu yasanın çiğnenmesine, hiçe sayılmasına en başta S. anın itiraz etmesi gerekir. Malum kendisi hızlı bir milliyetçi. Türk yurttaşlığı hakkını kazanamayanlar oy kullanıyor. Hızlı milliyetçi S, o an nerede? Pardon, o aynı zamanda Atatürkçü. Hem de, öyle Atatürkçü ki. Altı kez söyledi S, o an önceki gün, Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklıyor. Açıklamasında Atatürkçülüğe 6 kez vurguda bulunuyor. Oysa, AKP ve Erdoğan Atatürkçülüğün ruhunu taşıyan ulusal bayramlarımızı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim bayramlarını pas geçiyor. Atatürk'ün adını tüm stadyumlardan siliyor. Yeri geldiği halde, Cuma hutbelerinde Atatürk'ten hiç söz edilmiyor. Atatürk'e hakaret nedeniyle ceza alan tek bir kişi yok. Erdoğan'ın kendisi Atatürk ve İsmet Paşa için iki ay yaşlıyor hem Atatürkçü olduğunu söyleyip, hem Erdoğan'ı desteklemenin herkesi kandırmaya çalışmaktan hiç farkı yok. Ama, kimseyi kandıramıyor. Kime karşı aday? Diz boyu tutarsızlık zincirinde bir başka garabet ki, siyasi tarihte eşine rastlamak mümkün değil. S. O an Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday. Kime karşı aday? Erdoğan'a karşı, Erdoğan'ı seçimde devirmek amacıyla aday. Seçim ikinci tura kalınca, ne yapıyor? Erdoğan'ı destekleme kararı alıyor. Nasıl oluyor da, devirmek istediği adayı ikinci turda destekleme kararı alıyor. Yarışta elenen adaylardan bir ikinci tura kalan iki adaydan birini destekleyebilir. Ancak, desteklenen aday devirmek için yola çıkılan iktidardaki aday olmaz, dünyanın hiçbir yerinde olmuyor zaten. Hüdapar ile aynı yerde seçim kampanyası sırasında Erdoğan'a söylemediği söz kalmıyor, o ittifaka yağdırmadığı suçlama kalmıyor. Örneğin, Babala TV'deki yayında, arkasında Atatürk posteri, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ile ilgili gelen bir soruya S. O an, Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdapar ile Türk milliyetçileri nasıl bir araya gelebilir? Doğru, nasıl gelebilir? Sen şimdi geldin, nasıl gelebildin, anlat bakalım S. O an, nasıl gelebildin? Bu işin sırrı nerede? İlkeli, bir arkadaş açıklaması sırasında önündeki kağıdı düzgün okumaktan aciz, zaman zaman sözcükleri kötü telaffuz edense, o an yüksekten atıyor, meselelere ilkeler bazında bakıyoruz. Kaliteli siyaset yaptık. Atatürkçülüğün sesi olduk. Pazarlık angajmanımız yok. Öyle, ilkeler, bazında bakıyor ki, Hüdapar ile de yan yana geliyor, değişmesini savunduğu faiz politikasını sürdüreceğini ilan eden, bir an önce ülkelerine geri gönderilmesinde ısrar ettiği halde, sığınmacıları göndermek gibi niyeti olmadığını belirten Erdoğan'la da yan yana geliyor. Bu S o an çok ilkeli bir arkadaş. Cehennem meselesi kampanyası boyunca Erdoğan'ı eleştirirken, bir simge kullanıyor, cehennemin kapılarını kapatacağız. Yani AKP iktidarı, Erdoğan rejimi ona göre cehennem. Kapatacağız dediği cehennemin kapısına şimdi nöbetçi olarak dikiliyor. Peki o nöbetçilik ne yazıyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 2.796.370 oy alıyor. O oylar Erdoğan'a tepki oyları. Şimdi onların ne kadarını Erdoğan'a yönlendirebilir? elinde sihirli bir değnek var, haydi oylar şuraya, diyecek ve o insanlar koşa koşa Erdoğan'a oy verecek, öyle mi? Özdağ keyfini çıkartıyor dağılan ata ittifakının asıl unsuru Zafer Partisi. Onun genel başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda halen kimi destekleyeceği belli değil. Ya da Erdoğan'ı desteklemeyeceği belli, Kemal Kılıçdaroğlu'na sanki daha yakın duruyor ama kesin değil destek de verebilir, kendisine oy vermiş seçmeni serbest de bırakabilir. Yazılı protokoller, sözlü görüşmeler, yeniden yazılar, sabah 11'de açıklama, yok hayır saat 13'te açıklama. Yok, henüz bitmedi, bu akşam görüşme. Ama, yarın sabah 11'de açıklama. Ne oluyoruz ya? Fırsat bu fırsat, Özdağ kendisini ve partisini gündemde tutmak için işin keyfini çıkartıyor. Sonuçta, sen Erdoğan'a karşı mısın? Evet, karşısın. Erdoğan'a destek veriyor musun? Hayır. O zaman nedir bu sürüncemede bırakmak? Özdağ'ın partisi seçimde 1.529.119 oy alıyor. an gibi Özdağ'da kendisine oy veren kitlenin ne kadarını yönlendirebilecek bilinmiyor. Bilinen cehennemin kapısında bir adet an var. Erdoğan bir oy kazanmış durumda. S. O anın ne kazandığı önümüzdeki günlerde açıklık kazanır.